Değerli izleyenler, yeniden günaydın. Her sabah sporda gazete manşetleriyle bu kez karşınızdayız. Özgür Buzbaş var yayınımızda ve gündemi yorumlamaya çalışacağız. Özgür, günaydın, hoş geldin. Hemen dünle başlayalım. Dün derbi maçta Galatasaray Trabzonspor deplasmanındaydı. Mücadele 1-1 sona erdi. Maç sonrası açıklamalarla bültenimize başlıyoruz. Şimdi tabii Trabzon'da Trabzonspor'la oynamak çok kolay değil açıkçası. Bugün iki nokta çok önemli. Bir tanesi skordan ayrı. Skor tabii ki 2 puan kaybettik sonuç itibariyle. Ama ilk yarıda biz esasında iyi oynadık. Ama ikinci yarı golden sonra bir başkaldırı, bir isyan, bir kabullenmeme duygusu. Bu daha önce beklediğimiz veya bizim takımlarda görmesini istediğimiz şeydi. Şu ana kadar görememiştik. Bugün belki bunun adına kırılma noktası diyebiliriz. Yoksa skordan bağımsız tabii ki söylediklerim. O iyi bir şeydi. Bütün oyunun kontrolü, rakip sahada yapılan paslar, bu pasların %80 isabeti, sağdan soldan pozisyonlar, bunlar bizim için daha önce de olması gereken şeylerdi. Bu benim adıma, kulübümüz adına, takımımız adına sevindirici bir şey. Ama sonuç itibariyle yenseydik çok daha iyi olurdu ama dediğim gibi Trabzon'da kaybedebilirsiniz de, iyi bir takımla ve seyircisiyle bütünleşen bir Trabzon'dan bahsediyoruz ama bizim adımıza beklemediğimiz oyunda kayıplar da olmasına rağmen mağlup olmadan çıkabildik. Ancak tabii istemediğimiz şeyler derken iki tane sakat oyuncunun çıkması. Tabii sonuç itibariyle 18'in kutunun içerisinde olmak gerekiyor. Kutunun içerisinde son topa vurmak gerekiyor. Onun için de Enzonzi'yi ben Donk'un yerine çekip Donk'u Adem'in yanına göndermek istedim. Bir fazla adamla ve çok da kenardan top geldiğine göre hiç olmasa hava hakimiyeti de olan bir adam olarak o da doğru durdu gibi geldi bana. Sonuç itibariyle dediğim gibi reaksiyondan çok memnunum. Galatasaray'ın kabullenmemesinden memnunum. 1-0'dan sonra girdiğimiz çok net gol pozisyonları var. Tabii ki böyle tecrübeli, böyle kaliteli bir takıma karşı oynarken eğer girdiğiniz pozisyonlarda ikinciyi yapamazsanız oyun bitiş düdüğü çalıncaya kadar her an tehlike yaşarsınız ki biz maalesef talihsiz bir gol yedik ama 2-0, 3-0 yapabilecek pozisyonlarımız vardı. Hatta 1-1'den sonra bile yine yapabileceğimiz gol pozisyonları vardı. Her şey bir kenara, iyi mücadele eden bir takıma karşı oynadık. Evet, oyuncularım sağ olsunlar kendi değerlerinin çok üzerinde, kendi güçlerinin çok üzerinde, kendi duruşlarının çok çok üzerinde. Hep aşma gayreti içerisinde, çabası içerisinde olan gayretleri var. Gören gözleri, anlayan gözlere teşekkür ederim. Onun ötesinde evet zaman zaman belli bir tecrübenin üzerindeki oyuncular yorgunluk yaşayabiliyorlar. Kısmen maç içerisinde de 3-4 tane oyuncumuzun yorgunluğu oldu. Hakeza Ekuban da girdi. 2 tane defar sonrası zorlandığını gördük. Dolayısıyla tüm kadromuz hazır olduğu anda inşallah çok çok daha iyi olacak. Daha alternatifler olan bir Trabzonspor olacak. Umuyorum ki çok çok daha iyi oyunla sonuç alan bir Trabzonspor olacak. Ben bugün verdikleri mücadeleden dolayı iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum. Evet değerli izleyenler, bunlar basın toplantısından yansıyanlardı. Gazete başlıklarını da aktaralım, sonrasında Özgür Buzbaş'la biraz değerlendirelim. Bu Galatasaray'dan memnunum. Fatih Terim'in açıklamaları da ön planda. Aslan 90'da kurtardı. Galatasaray 3 yıldır boş döndüğü Trabzon'dan bu kez 1 puan çıkarttı. Hürriyet gazetesinde yansıyanlar. Deplasmanda 3 puana da hasret. 3-13 maçta Galatasaray kazanamıyor deplasmanda. Bu da önemli bir ayrıntı. Diğerine geçelim. Puan savaşında kazanan çıkmadı. Bir birlik eşitlik var Fanatik gazetesinde. Ünal Karaman son dakika golü üzdü. Fatih Terim kırılma maçı olsun.
şeklinde açıklamalarına yer verilmiş Fanatik Gazetesi'nde. Milliyet Spor, fırtınalar koparsa kopsun, bir birlik eşitliği böyle duyurmuşlar. Trabzonspor nefesleri kesen kapışmada Charlotte'la üstünlüğü yakaladı. Geri adım atmayan Galatasaray 90'da Nagatomo ile 1 puanı söktü aldı. 7 yıl sonra da Trabzonspor karşısında beraberliği almış oldu bu anlamda Galatasaray. Son 3 yıldır da burada kazanamıyordu. Onu da hatırlatalım tekrar. Fırtına vurdu, aslan yıkılmadı. Sabah gazetesinin manşeti. Yağmur altında oynanan maçta ne ararsanız vardı. Offside'lar, fauller, itirazlar. 50'de Charlotte'un golüyle öne geçen Bordo Maviler son 20 dakikada geriye çekildi. Rakip kaleyi ablukaya alan Cimbom 90'da Nagatomo'yla beraberliği bulup lige yeniden tutundu. Burada da Trabzonspor hocası Ünal Karaman'ın Sturridge'in oynamama nedeninin 33 günde sadece 1,5 antrenmana çıkması olduğu yönündeki açıklamalarına da yer verilmiş. Zirvede iki ağır yaralı var. Akşam gazetesi. İlk yarıda iki takımın da birer tehlikeli pozisyonu vardı. 50'de Trabzon'da Charlotte sahneye çıktı. Golden sonra Galatasaray baskıyı arttırdı. 90. dakikada Nagatomo nefis bir gol attı. Kritik zirve yarışından kazanan çıkmadı denmiş. Burada da tokat tartışması belki de maçtaki tek tartışmalı pozisyondu. Ömer Bayram'ın yaptığı harekette sarı kartla Ali Palabıyık burada cezalandırdı oyuncuyu. Devam edelim. Takvim gazetesinde fırtına kaçtı, aslan yakaladı manşeti kullanılmış. Bordo Maviler 50'de Charlotte ona geçti. 90'da sahneye Nagatomo çıktı ve skoru belirledi. Trabzon şampiyonluk yarışında lider Sivasspor'un 4, Galatasaray ise tam 7 puan gerisinde kaldı. Tabii dün bu sonuçla beraber Başakşehir ve Sivasspor zirvede biraz daha rahatlamış oldu ilk yarı itibariyle. Fotomaç gazetesi sevinç ve hüzün. Nefesleri kesen derbide kazanan yok. Önce fırtına sonra aslan vurdu ifadelerine yer verilmiş. Bir yanda Fatih Terim, bir yanda Ünal Karaman. Bir nebze mutlu etti. Devam edelim. Fatih Terim açıklamaları. Trabzonspor deplasmanında oyuncularının gayretinden dolayı sevindiğini, skordan memnun olmadığını belirtti. Bu arada dün de gerçekten tatsız bir olay yaşandı. Galatasaray'ın medya sorumlusu Eray'a bir saldırı oldu. Ona da geçmiş olsun diyelim. Ona da burada yer verilmiş. Devam edelim. Hata yaparsanız cezayı keserler. Ünal Karaman'ın maç sonu açıklamaları Hürriyet gazetesinde. Bazı oyuncuları dinlendirdiği için kendisini eleştirenlere de sert çıktı Ünal Karaman. Son dakika yedikleri gole çok üzüldüklerini belirten Trabzonspor teknik direktörü. Bazen maçın hikayesi küçük bir dokunuş oluyor. Attığımız golden sonra çok pozisyonumuz oldu. O fırsatları değerlendiremezseniz cezayı keserler ifadelerine yer verilmiş. Ve Deniz Çoban'ın da bu ifadesine bakalım. Tek bir tartışma var diyor eski hakem. Ve Ali Palabıyık'ın performansının iyi olduğunu ifade ediyor. Burada Ömer Bayram'ın Pereira'nın yüzüne vurması ve hemen ardından dilinden dökülen meşhur ifade bence kırmızı kart gerektirirdi. Ancak hakemlere eğitimlerde şiddet unsurunu göz ardı etmemeleri ve bu tarz pozisyonlarda sarı kart göstermeleri de söyleniyor. Yani şiddetli mi, şiddetsiz mi? Evet, ne kadar şiddetli olduğuna dair. Çünkü anlık reaksiyonlar hemen hemen her maçta ortaya çıkıyor. Seri bitti, bir de bunu da verelim, ondan sonra üzerinden konuşalım. Medical Park Stadyumu'nda Galatasaray'ı daha önce ağırladığı 3 maçı da kayıpsız geçen Trabzonspor bu kez galip gelemedi. 37 bin Trabzonlu 90'da yıkıldı ifadelerine yer verilmiş. Gerçekten tıklım tıklım bir stat vardı. Çok dün güzel. Medical Park olduğundan beri Trabzonspor taraftarı da oraya iyi bir ilgi gösterdi. Galatasaray maçı da önemli bir maç. Ama Şenol Güneş Spor Kompleksi herhalde diye geçiyor değil mi? Hala öyle, evet. Aynen. Medical Park Şenol Güneş Spor Kompleksi, evet, adı altında hala devam ediyor. Bence bu arada stadyumların yenilenmesiyle birlikte takım taraftarlarının kolektif olarak sahaya, oyunculara uyguladığı baskı da değişiyor. Evet. Yani Trabzonspor Avni Akerken, belki zamanın ruhunun da değişmesiyle alakalı bu, ama Avni Akerken kendi takım oyuncusunu da şampiyonluk yarışından koptuğu zaman, iyi oynayamadığı zaman çok üzerinde baskı uygulayan bir Trabzon takımı taraftarı vardı. Trabzon şehri böyledir aslında. Sokağa çıktığınız, evet, zaman da böyledir, sahada da böyledir. Ama yeni stadyumla birlikte Trabzon spor seyircisinin de daha farklı davrandığını, oyuncularına daha fazla sahiplendiğini ben düşünüyorum. Yani 90'da yıkıldı Trabzonsporlular ama eski bir 10 sene önceki Trabzonspor taraftarı gibi olmadığını düşünüyorum Trabzonspor taraftan. Daha iyi anlamda söylüyorum bunu. Ben de sana katılıyorum, evet.
Yani maça gelirsek Ünal Karaman'ı mesela burada Erman'ın yazısı mı var bu arada? Mehmet Demirkol mu var? Mehmet Demirkol var. Uğur Meleke var. Onları sonra yasakladım. Tamam, sonra İskender girebiliriz. İskender Günen var. Erman'la burada hep konuşurken, Erman Özgür'le birlikte veya Nihat Kavacı ile konuşurken genelde hafta içerisinde oyuncularını dinlendirmiş olmasından bahsettik maçla ilgili. Fakat Ünal Karaman bası toplantısında buna karşı çıktı. Yani benim elimde zaten 10 tane aslında devamlı oynatmak zorunda olduğum oyuncular olduğu için ve bu oyuncuların bazılarının da Sosa gibi yaşı, Sturridge gibi sakatlık problemleri ki Sturridge'i çok fazla göremedik evet. Trabzonspor'da. Ekuban bile girdi ama işte diyor ya iki deper attı ondan sonra Ekuban'ın diyor. Ekuban'ın sakatlık problemleri var. Obi Mikel şu anda iyi ama bir var bir yok başladı sezona. Novak Pereira, Novak yok Pereira'yı dinlendiremiyor gibi. Kendi açısından da oyuncularının bireysel performansları, yaşları ve durumlarıyla ilgili problemleri var hocanın. Ya bir şampiyonlukta oynayacak bir takım için yeterli bir kadrosu yok Trabzonspor'un. Bu bir gerçek. Bu yüzden de Avrupa Ligi'ne katıldıktan sonra Avrupa Ligi'nde oyuncularının tabii ki bir süre dinlendirmek zorunda olduğunu, bunun kendisi de bir artı sağlamadığını söylüyor. Biz burada dinlenmiş bir takım Trabzonspor, Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi'nden gelmiş bir takım diye değerlendiriyoruz ama maç sonunda Ünal Karaman bunun böyle olmadığını söyledi kendi açısından. Hı hı. Ben bunu da konuşmak gerektiğini düşündüğüm için söyledim. Çünkü biz başka görüyoruz. O ise kendi tarafından başka görüyor. Bence bu karşılaşmada Galatasaray attığı bu golle bir golden fazlasını kazandı. Oyun anlamında Galatasaray'a çok büyük bir ilerleme yok. Bu kesin. Birazcık olduğu yerde ama kaliteli bir kadroya sahip olduğu için Trabzonspor gibi bir takımı deplasmanda da sahasını hapsedebilecek güçte hala. Ama birazcık da Trabzonspor'un istediği de bu. Yani Trabzonspor'da hızlı çıkmak istiyor. Oyun yapısı öyle. Evet, çıkıp pozisyon yakalamak istiyor ama Galatasaray'da rakibini gömebiliyor ama pozisyon yakalayamıyor Galatasaray'da. Yani sağlı sollu birazcık boş ortalarda. Tam burada şunu soracağım sana. Bu kadar kötü giden bir ligde diyelim. Yani oyun seviyeleri çok düşük ligimizde maalesef. Şimdi Galatasaray'a bakıyorsun. Kalesinde Fernando Muslera var. Birinci sorum. Fernando Muslera Galatasaray kalesinde olmasaydı eğer bu sezon eksi kaç puan yazabilirdik Galatasaray'a? Birinci soru. İkinci soru da tam tersi. İyi bir santraforu olsaydı Galatasaray'ın yani sağlıklı ve düzenli oynayan bir santraforu olsaydı bu kadar kötü bir oyunda Galatasaray'a yine artı kaç puan yazabilirdik? Yani, tabii ki fark ederdi. Çok enteresan bir yapı ama işte bu oyun planları vesaire mesela birkaç pozisyon var ki Sayın Ünal Karaman'ın da dediği o. Yani Muslera yine kalesinde devleşiyor. Ama birkaç pozisyon da var ki Fatih Hoca'nın da dediği gibi hani o kutu diyor ya yani ceza sahası içerisinde altı pas içerisinde gol yapacak bir ayağı olsa belki çok daha farklı bir skor olabilirdi. Tabii ki Trabzonspor'un eksikleri de var. Galatasaray'da Muslera'yı çıkarttığın zaman çok şey çıkıyor. Yerine bir tane forvet koyamıyorsun. Bu arada bu sezonun sorunu değil. 1,5 yıllık bir sorundan bahsediyoruz. Gomis'ten bu yana hala oraya tabii bir oyuncu koyamadı. Ben sadece koyamadı. Bu sezon özelinde. Ama Adem'e de haksızlık yapmayalım. Son oynadığı 2 maçta, 3 maçta da iyi performans gösteriyor. Ben ama şurasından bakmak istiyorum. Bütün bu sorunları bir tarafa koyarsak Galatasaray şu attığı golle, şu aldığı beraberlikle Trabzonspor gibi şampiyonlukta ben varım, ben bu yarışın içerisindeyim sonuna kadar demek isteyen ve kendi evinde de çok iyi tok bir futbol oynayan son 2-3 sezonda da Galatasaray'ı evinde mağlup etmiş bir takıma karşı son dakikada attığı bu golle Galatasaray bu kadar olumsuzluğa rağmen oyuncuları formsuz mu? Formsuz. Sakatlık problemi var mı? Var. Şampiyonlar Ligi'nde çok ağır mağlubiyetler aldı mı? Aldı. Bütün bunlara rağmen şu anda hala hiçbir şey kaybetmedi. Niye? Lige tutunuyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain maçında bence çok düşük bir ihtimal. Yani çok çok düşük bir ihtimal Paris Saint-Germain ama gruptan çıktı. Çıkmayı garantilediği için, lider çıkmayı da garantilediği için son karşılaşmanın Galatasaray açısından en azından bir umudu var. Ya elenebilir Galatasaray. Küçük de olsa var. Küçük evet. de olsa Avrupa Ligi'ne gidemeyebilir. Ama zaten bu grupta kuralar çekildiği zaman Galatasaray'ın Real Madrid'de Paris Saint-Germain'in üstünde veya ikinci sırada grubu tamamlaması çok zor bir ihtimaldi. Üçünü tamamlarsa işini yapmış sayılırdı. Çok düşük bir ihtimal olsa da Galatasaray'ın hala bu şansı var. Ayrıca ligde de Galatasaray yukarıdan kopmadı. Bir puan durumu da verebilir miyiz İlker? Biz bunu konuşurken yani puan durumu da görme açısından kopmadı diyoruz. Yani Sivas Spor şu anda lider. Eğer Sivas Spor yerine Fenerbahçe... Puan durumu da böyle Özgür. Ben bu kadar Avrupa Ligi ve sakatlıkla uğraşsaydı, uğraşırken diğer takımlar Fenerbahçe'nin birazcık Sivasspor'un yerinde olmasını beklerdim. Onu da ayrıca konuşuruz. Ama Sivasspor burada olduğu için bu
Fenerbahçe'yi de, Beşiktaş'ı da, Galatasaray'ı da kurtarıyor. Çünkü Sivasspor'un şampiyonluk yarışını sonuna kadar götüremeyeceğini, belki oyuncu satacağını ama belki götüremeyeceğini düşünüyor diğer takımlar. Ve herkes birbirine bakıyor. Trabzonspor diyor ki Sivasspor lider zaten diyor. Fenerbahçe bakıyor ki ya Sivasspor lider zaten diyor. Beşiktaş ona bakıyor, Galatasaray ona bakıyor. O yüzden Galatasaray attığı bu golle ne Trabzonspor'u kendinden çok uzaklaştırdı, ne zirve yarışından koptu. Böylece moral olarak bu kadar kötü bir dönemde Olduğu zaten avarajın 3 olmasıyla belli. Evet. Yani avarajı 3. 14 avaraj, Trabzonspor 10 avarajda. Arada 7 attığı 7'inden 3 fazla sadece. Ya ben Galatasaray'a kötünün iyisi, bu bir puanın önemli olduğunu, kötünün iyisini kazandırdığını düşünüyorum. Ama eğer oyun anlamında iki cümlede edeceksek, Ömer Bayram, bu arada bence de kırmızı kart olabilirdi o pozisyon. Ama olmadı. Hakem oradaki itmeyi bir tokat olarak görmedi. İyi bir çok maç şiddetli yönetti. Görmemiş öyle diyor. İyi bir maç yönetti Ali Palabıyık. Ömer Bayram ve Adem bu kadar mücadele ediyorken ya yanına bir ikinci, üçüncü oyuncu daha yazılamaz mı? Yazılması lazım zaten. Yani Belhanda... Jimmy Durmaz'ı mesela nasıl buldun? Jimmy Durmaz bence... Çok az şans buldu bu sezon. Emre Bor'dan daha faydalı olabileceğini gösterdi. Bence de. Şimdi bunlar tabii ki Fatih Terim'in eleştirilebileceği noktalar. Yani Fatih Terim'in eleştirilebileceği noktalar forma rekabetini tam olarak Galatasaray'da oturtamamış olması. Ama haklı olarak geçen seneki şampiyonluktan sonra onu kazandıran oyunculara da birazcık o payı vermek istiyordu. O da haklı olarak. Belhanda, Feguli gibi oyunculara. Ama bu oyuncuların performansını da iyi analiz edip sene başından itibaren onları da bir rekabetin içine sokması lazımdı. Bence onu yapamadı. Tabii ki hatanın büyüğü oyuncularda. Yani Ömer Bayram tek başına koşuyor gidiyor. Yani 30 metrelik bir alanda, 20 metrelik bir alanda, 10 metrelik bir alanda etrafında kimse yok Ömer Bayram'ın. Adem mücadele ediyor, yaklaşan biri yok. Galatasaray yakın oynamıyor, birbirine yardım etmiyor. Bu kesin, bu görünüyor. Ama ikinci en büyük problem de, ben devamlı bunu söylüyorum. Topla rakibi sete sette bir yere itebiliyorken Galatasaray neden kaptığı toplarda hızlı çıkamıyor? Hiç çıkamıyor. Onyekuru yok, Rodriguez yok, hızlı oyuncuları yok. Bu bir mazeret olabilir, bir neden olabilir. Ama sadece hızlı oyuncuyla da gol atmak zorunda değilsiniz. Pozisyon anlamında da Galatasaray'ın daha fazla bu hızlı hücumları kullanacak pozisyonları olması lazım. Bunları oluşturamadığını düşünüyorum. Ve orta sahada da Lemina'nın, yani çıkıp özür dilemiş Fatih Hoca'dan sakatlığı nedeniyle. Lemina, Enzonzi, Feguli veya Belhanda orada. Daha sonra Seri girdi o bölgeye. Bu ikiliyle üçlünün bir türlü uyumsuz, sorumluluk alan ve ileriye doğru oyunu götüren bir ikili üçlü olmadığını düşünüyorum. İşte orada aslında Belhanda'nın o üçlüden topu ileri taşıyan isim olması gerekiyordu. Hatta Fatih'in de şimdi az önce dikkatimi çekmişti. Belhanda geçen seneki gibi olsa devreye önde giderdik diyor. Yani tabii ki orada da yani bir eleştiri yapmayı sürdürüyor. Ama senin dediğin gibi daha önceki mesela basın toplantısında da işte şampiyonluk, bizi şampiyonlukta büyük etken olmuş ve fedakarlıklarla oynamış bir oyuncuya da paye vermeye çalışıyor bir yandan. Bak, diğer takımlarla kıyaslayalım. Trabzonspor'da Sosa tüm takımı çıkartıyor, oyuncuları oynatıyor. Hep birlikte hızlı bir şekilde hücuma çıkıyorlar veya hücuma çıkıyorlar. Yanına Obi Mikel gibi çok daha defansif yönü kuvvetli iki ceza sahası arasında oynayabilen bir oyuncu geliyor. Abdülkadir yine olduğu zaman o bölgeyi iyi kapatıyor. Beşiktaş'a bakıyorsun, Sosa elini orayı çok iyi kapattı. Ve savunma anlamında takımı bir yere taşıdı Abdullah Avcı. Fenerbahçe'de Ozan, Emre, Gustavo ikilisi, üçlüsü hem ileriye iyi çıkıyor, daha fazla pozisyon yakalıyor Fenerbahçe. Hem de savunma anlamında çok iyi olmasa da orayı iyi kapatıyorlar. Şimdi rakip takımlara baktığınız işte Mahmut'u var, İrfan'ı var değil mi Başakşehir'de? Yani. Mehmet Topal'ı oynuyor zaman zaman. Şimdi bu orta saha ikilileri, üçlüleri çok önemli. Bence Fatih Hoca da bunun farkındaydı zaten. Bu yıla da Fernando'nun yerini kapatabildim. Kapatamadı Galatasaray. Hep de öyle bir oyuncu aradı zaten. Lemina'nın gelmesi de o. Belki Seri'nin gelmesi de o. Bu orta alanı iyi yapamadığı için, Enzonzi de çok temposuz kaldığı ve ileriye gidemeyeceği için, kanatlarında da koşucu oyuncular olmadığı için herkes dönüp dolaşıyor. Belhanda'nın ayağına bakıyor. Bence bu Belhanda'ya da haksızlık. Ya Belhanda Galatasaray'a çok şey vermedi.
ve gidecekse de Ocak ayında da gitsin. Ortalama bir oyuncu bence. Ama bu kadar eksiğin içerisinde de Belhanda çıkıp da bir Hacı, bir Snyder etkisi de yaratamayacak. Öyle de bir oyuncu da değil. Yani Galatasaray'ın öyle de bir problemi var. Sağ beki, sol beki de çok iyi işlemiyor. Her ne kadar çok iyi son anda bir iki müdahale yapmış olsa da özellikle Sörlot'a. Trabzonspor cephesinde ise bunun aksine Yusuf'u kim oynarsa oynasın, Kamil Ahmet Çörekçi'yi, Sörlot'u hakikaten tebrik etmek lazım. Zevkle insan izliyor. Ekuban evet. Oynadığı zaman oyuna tekrar girdi. VKM'e yine bu maçta çok iyi değildi. Eski temposundan biraz uzaktı ama yine de iyi oynayan bir oyuncu. Sörlot 2'yi 3'e atabilseydi belki farklı şeyleri konuşacaktık. Trabzonspor bunları iyi yaparken bu maçta birazcık son tercihlerini kötü yaptı gibi geldi bana. Yani bir Yusuf Sarı'nın atamadığı toplar vardı. Baskıyı kaldıramadılar Galatasaray karşısında bu maçta. Yani Galatasaray 1-0 geriye düştükten sonra yoğun bir baskı kurdu. Ve o baskıyı kıramadı Trabzonspor. Belki bir gol atsaydı veya girdiği pozisyonlar daha tehlikeli olsaydı o zaman belki o baskıyı kırabilirlerdi. Ama ben de Trabzonspor'un Galatasaray'ın baskısını bir türlü kıramadığını ve golün de gerçekten hani derler ya bağıra bağıra geldi diye bağıra bağıra geldiğini düşünüyorum. Bir Trabzon. Pozisyon yiyecekti Trabzonspor. Evet yani kesinlikle yiyecek gibi gözüküyordu. Onu bir türlü o şeyi üzerine atamadılar. O panik halini, o baskıyı kıramadılar. Yani top yapamadılar. Çıkarken doğru tercihleri yapamadılar ve bu anlamda da Galatasaray golü buldu. Şurada şunu söyleyeceğim yorumculara geçmeden önce. Galatasaray'da aslında en büyük eksik şu bu sezon. Yani bir takım oluştururken veya işte geriden gelen oyuncularla beraber, bir önceki sezondan oyuncularla beraber oyuncu yapısı, takım yapısı oluştuğunda hani bazı sinerjik noktalar vardır. Mesela işte atıyorum ya iki tane yıldızınız vardır, maçı alır götürür. İşte yıldızların yanında asker oyuncularınız vardır, koşan, çalışan, çok fazla yetenekli olmasa da yüreğiyle oynayan, mücadele eden, o da takımın parçalarından bir tanesidir. Bir iki üç tane de böyle ortalama üzeri, ayağı iyi olan ama her zaman her maç aynı şeyi yapamasa da yine de hani o yıldız oyuncunun bir alt kategorisinde. Yani böyle bir takım kimyası vardır. Genelde böyledir. Galatasaray'da bu sezon böyle bir takım kimyası yok. Yani zaten hiç yıldızı yok Galatasaray'ın. Yani maçı alıp götürebilir. Aslında kaleci çok hariç, yıldızı var. Hayır şöyle form i̇sim açısından var. Diyorum. İsim yani şimdi kaleci hariç Muslera bir maçı kurtarabiliyor. Ama maçı alabilecek bir oyuncusu yok Galatasaray'ın. Yani isimleri var ama performans açısından hiç kimse şu anda 11 koyduğunuz zaman ya bu oyuncu da evet kardeşim gelir bir tane free kick atar, bir tane de orta yapar, biri kafayı vurur, gol atar. Galatasaray kötü oynasa da 2-0 kazanır dedirecek hiçbir oyuncu yok. Ben mesela asker oyuncuları da çok yoruluyor. Ömer Bayram gibi yani diyorsun. İşte Ömer Bayram zaten bir iki tane oyuncusu var. Onlar da çok yoruluyor. Şimdi oralarda bazı formüller buldu Fatih Hoca. Formüle demek doğru olmaz. Zorunluluktan birazcık da Ömer Bayram geldi formayı aldı. Adem geldi formayı aldı. Mesela Trabzonspor'dan bir örnek vereyim bu karşılaşmada. Kaçıncı dakikaydı? 66'da ön libero, ön libero demeyelim. Daha defans orta saha olan Hosseini çıktı. Yerine Ekuban girdi. Hı-hı. Şimdi bu çok cesaretli bir değişiklik. Zaten maç sonunda da Ünal Hoca dedi ki bizim tarzımızı bilenler bilir. Ben öyle geriye yaslanmayı falan sevmem. Bize uyacak bir şey değil bu dedi. Belki takım psikolojik olarak yaslandı. Bu istemediğimiz bir şeydi diyor. Belki birazcık taktik icabı bunu kullandı Trabzonspor ama anlıyoruz ki bu kadar fazla geride kabullenmek istemedi. Çünkü gol yiyeceğini Ersun Hoca diyorum. Ünal Hoca da hissetti. O yüzden de ileriye oynamak için çok az antrenmana katılan Ekuban'ı sahaya attı ve defansif bir oyuncusunu çıkarttı. Hı hı. Şimdi bu cesaretli bir değişiklik. Yusuf daha sonra 10 dakika sonra Yusuf çıktı ama Yusuf'un, Ekuban'ın, Vakayeme'nin, Sörlot'un olduğu bir dörtlü görmüş olduk biz Trabzonspor'da. Böyle değişiklikleri, böyle cesaretli demeyelim de böyle agresif işleri Galatasaray yapmıyor. Böyle bir formül yapıyordu çıkıyordu. Yapıyordu ama. Eskiden yapardı değil mi? Belki i̇şte oyuncusu yok. Belki çift forvet oynamayı mesela insanlar böyle algılayabilir. İşte Babel, Adem, Andone, Babel çift forvet oynadı Galatasaray. Kardeşim Paris Saint Germain'e karşı, Real Madrid'e karşı denebilir ama o aslında beşli savunma. Evet. Yani 3-5-2 dediğiniz zaman top rakipteyken kanatlar geriye beşli geliyor, savunma beşli oynamak ve savunmanıza güvenmediğiniz için sıkı savunma yapmak için iki forvet oynuyorsunuz. Aslında rakibi karşılamak için oynuyorsunuz. Bu agresif bir şey değil. Bu savunmanıza güvenmediğiniz için yaptığınız bir şey.
Galatasaray bunu, Fatih Hoca bunu çok fazla denemedi. Yani oyuncuları içerisinden böyle formüller maç içerisinde de kullanmadı. Ne yapıyor? Emre Mor gir oğlum. Son 10 dakika. Fegoli çık, Belhanda çık, ya aslında Emre zaman Morgi. Zaman yaptı 3-5-2'yi de ama işte orada da artık ama oyuncu yapısı kalmadı elinde. Bu savunmayla alakalı bir şey. Evet, yani Ünal Karaman'ı burada tebrik etmek lazım. Her ne kadar Trabzonspor çok baskı yese de, her ne kadar Trabzonspor belki bu karşılaşmada eski temposundan uzak olsa da sonucunda 1-0 önde ve gol yeme ihtimali varken yine de bir hücum oyuncusu olarak savunma oyuncusunu çıkarttı. Ama Galatasaray'da bunu görmüyoruz. Fenerbahçe'de de bunu görmüyoruz. Fenerbahçe kısmına gelince bunu konuşuruz. Ben o yüzden Ersun Hoca'nın da Fatih Hoca'nın da çok formda olmadığını, çok agresif olmadıklarını, çok cesaretli olmadıklarını düşünüyorum. Görüyorum. Ama dersen ki şuna da katılırım. Ligin puan tablosuna bakıyoruz. Kimse kaybetmek istemiyor deplasmanda. Niye? Şampiyonluk yarışından kimse uzaklaşmıyor çünkü. Bunları da düşünüyor olabilir antrenörler. Ama uzun vadede bence Ünal Karaman kazanacak. Kazanacak diyorsun. Hemen yorumlara da bakarım. Mehmet Demirkol karakter koyan bir Galatasaray olduğunun altını çizmiş. İki teknik direktörün maç algılayışı arasında ilginç farklar var. Hüseyin'in orta sahasında görev alması anlaşılabilir ama görevlendirme açısından Obi ile dönüşümlü Belhanda'nın başında beklemesi ilginçti. Belhanda'nın hücumdan bir hatta iki adam kaybetmeye gerek var mı demiş. Alan oyunuyla zaten Belhanda'yı bıraksanız çok fazla etkili olamayacaktı diyor. Keza ilk yarıda sık sık Sosa'nın Lemina ile birebir oynama çabasının gözü çarpması da Trabzonspor'un maça karakterini veren takım olması beklendi diyor. Bu anlamda ama tam tersi Galatasaray oldu orta saha ve hücum yapısıyla diyor. Emre Mor devre arasında döner mi? Cagney gelir mi? Artık bu sorular sorulmaya başlandı. Ve maçın yıldızı Muslera varken onu yazmadan olmaz. Varlığı bile rakibin şut kalitesini etkiliyor. Ali Palabı'ya da bir parantez açmış. Standartların üzerinde olduğunu söylüyor. Uğur Melek'e Belhanda ve Lemina ile 6 maçta 1 gol. Orta sahada bu iki oyuncu oynayınca maç kazanması zor diyor. Ve Karaman'ın cesaretinden senin de az önce bahsettiğin gibi hamlelerinden bahsetmiş. Belhanda ile Lemina'ya çok güveniyor Fatih Hoca. Lemina'ya da çok güveniyor. Evet. Yani ama Belhanda Lemina çok ikilisini Uğur Melek'e de fazlalık olarak değerlendiriyor ya değil bu mi? Bu ikiliyle gol atması zor diyor. Bu oyuncu yapısıyla bu ikiliyle zor gol atması zor diyor. Trabzonspor'da da İskender Günen kaleye yakın savunma kurulmaz. Biraz Trabzonspor cephesi Ünal Hoca'yı eleştiriyor. Bu anlamda yani sakat oyuncular tamam doğaldır bu bir sorundur ama bazı oyuncuların da yapısı itibariyle savunmayı çok önde kurduğunu düşünüyor. Şimdi Trabzonspor'un bu karşılaşma özelinden çok büyük eleştiriler almasına karşı çıkarım ben. Neden? Geçen sene 3-0 mağlup olsa mesela tamam eleştirin ama şu yüzden geçen sene Trabzonspor Galatasaray'ı yendi mi evinde? Yendi. Evet. Fenerbahçe'yi yendi mi? Yendi. Ne oldu? Yani bu maçları kazandığı için Trabzonspor şampiyonluk yarışında olmuyor. Trabzonspor gidiyor. Gençlerbirliği'nde evinde takılıyor. Göztepe evinde mağlup oluyor. Deplasmanda başka Kasımpaşa ile beraber kalıyor. Trabzonspor zaten kendi genetiğinde, kendi hamurunda Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş bu takımlarla büyük maçlar oynayıp büyük kazanıyor zaten ya yani. Büyük maçlar zaten iştahlı oynuyor, iyi oynuyor, elinden geleni yapıyor. Ama gidip diğer maçları istikrarlı bir şekilde kazanması, puan alması lazım. Trabzonspor bu maçta belki biraz daha tutuk görünmüş olabilir. Bu da Trabzonsporları rahatsız edebilir ama böyle değil, böyle bakmamaları lazım. Diğer karşılaşmalarına bakması lazım Trabzonspor'un ve bu maçtan o dersleri çıkartarak oralara bakması lazım. Trabzonspor Göztepe karşısında evinde Gençlerbirliği maçı da böyle beklemeyecek ki zaten. Aynen. Galatasaray olduğu için böyle bekledi. Ya işte şeye geliyor olay, yani tamam derbi maçları kazanmak, büyük maçları kazanmak tabii ki önemli ama büyük maçları kazandığınız zaman da size ekstra 2 puan daha yazmıyorlar. Kesinlikle. Yani diğer maçlar da çok önemli. Yani o yüzden kadronuzu ayarlamanız da çok önemli. Hayır, sorun şu. Derbi maç kazanma kazanmamanın ötesinde Kerem, Galatasaray sizi baskı kurabilecek bir takım değil mi? Tabii ki. Fenerbahçe de baskı kurabilir. Beşiktaş da karşınızda baskı kurabilir. Zaman zaman belki 90 dakika size üstünlük sağlayamayabilir ama zaman zaman bu takımların kaliteli oyuncuları var. Başakşehir'de olabilir bu. Evet. Şimdi bu takımlara karşı oynarken Trabzonspor yani kendinden göreceli olarak daha güçlü, daha toplu oynayabilen
topa hakim takımları oynarken Trabzonspor'un çok iyi bir silahı var. O da hızlı hücum, geçiş hücum. Kapacak çıkacak, kapacak çıkacak. Sörlot'la pozisyon yakalayacak, Ekuban'la yakalayacak, VKM ile yakalayacak. Abdülkadir iyi olsa, Abdülkadir'le iyileşmiş olsa parmağıyla, ömürüyle yakalayacak. Zaten Sosa çıkartacak. Sturic'i nereden giyse onunla yakalayacak. Bak çok önemli, hızlı ve rakibi ters ayakta yakalayacak oyuncuları var. Ama sete set oynarken durduk paslaşıyoruz. Durduk paslaşıyoruz. Kendisinden güçsüz olan, kendisinden daha az topla oynayan, topu Trabzonspor'a bırakan takımlarla karşılaştığı zaman sorun yaşıyor. Gençler Birliği, Göztepe. Topu Trabzonspor'a bırakıyor. Trabzonspor hızlı çıkacaktı ya. Topla bu kadar iyi set hücumu yapamayınca, Göztepe maçı da buna dahil, Trabzonspor bu maçlarda puan kazanamıyor veyahut da puan kaybediyor. Evet. Trabzonspor'un kendinden güçsüz ve topu kendisine bırakan rakiplere karşı bir oyun planını geliştirmesi gerekiyor. Oyun planları var ama oyuncuların kafasında hep topla hızlı çıkmak olduğu için, bunu uygun oyuncular seçildiği için, böyle oyuncular olduğu için dar alanda bu işi yapamıyorlar. Dar alanda oyunu çözebilecek formülleri eğer üretirse Trabzonspor, işte o zaman zirveye çok daha rahat çıkacak. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe de bu hafta yine beraberlik yaşadı. Manşetlere verelim, sonra üzerinden konuşalım hızlı hızlı. Görevimiz tehlike var Fanatik Gazetesi'nde. Burada program 6 Aralık Cuma Gençler Birliği, 15 Aralık Sivasspor deplasman, 22 Aralık Beşiktaş derbi ve sonrasında da 29 Aralık'ta Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal da bu anlamda hem takımını hazırlıyor hem de genç oyuncularına da mesajlar verdiğinin altı çizilmiş haberde. İşte Fenerbahçe'yi yakan tablo. Kanarya İstanbul dışında puan almakta zorlanıyor. Son 2 sezonda başka şehirlerdeki 18 maçta sadece 15 puan toplayabildi. Hürriyet gazetesinin haberi. Fenerbahçe 46 puanla 6. olduğu geçen sezon ve 13 haftada 22 puan topladığı bu sezon en büyük kayıplarını başka şehirlerdeki maçlarda yaşadı. Son 2 sezonda İstanbul dışında oynadığı 18 maçta 9 kez mağlup olan Sarı Lacivertli takım sadece 3 galibiyet aldı ve 6 kez de sahadan beraberlikte ayrıldı ki bence son dönemlerde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da çok yani bu kadar değil belki ama birbirlerine yakın sonuçlar aldığını düşünüyorum ben. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi tabii, dediğin gibi Galatasaray'da deplasmanda eleştiriliyordu. İç sahanın dışında deplasmanda geçen sene kaybettiği puanlarla eleştiriliyordu. Bu sorun hala belki devam ediyor. Fenerbahçe'de Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'si de bu yüzden eleştiriliyordu. Gerçi iç sahadaki oyunu yüzünden de eleştiriliyordu Aykut Kocaman'ın belki performansı ama şimdi şu tabloyu Ersun Yanal değiştirsin diye geldi. Daha cesur. Cesur demek doğru olur mu bilmiyorum ama deplasmanda da daha fazla pozisyon üreten, yani hücum yönü güçlü bir Fenerbahçe diyelim. Maçı domine eden bir Fenerbahçe kurulması için geldi. Zaman aslında Fenerbahçe bunu tamamen yapamıyor da diyemeyiz. Pozisyon bence haftanın maçı Trabzonspor Galatasaray maçı değil mi? Deniyordu. Ama haftanın maçı Göztepe Fenerbahçe maçı oldu. Pozisyon açısından, heyecan açısından. Fenerbahçe Kayserispor'da pozisyon buldu mu? Buldu. Göztepe'de pozisyon buldu mu? Buldu. Yani Malatya maçında pozisyon buldu mu? Buldu. Fenerbahçe pozisyon buluyor. Atamadı doğru. Ama kalesinde pozisyon da görüyor. Yani Fenerbahçe'nin hücum tarafını birazcık tamir etti gibi Ersun Hoca. Ama hem hücumu hem savunma tarafını tamir edemedi. İkisini aynı anda tamir edemedi. Bir ikincisi, bence bazı oyuncuları da unuttu. Unutuyor. Şimdi Deniz Türüç bu maçta oynadı ve iyi performans gösterdi. Ferdi, ama Deniz Türüç sonradan dahil oldu kadroya değil mi? Ben yanlış hatırlamıyorum. Hasan Ali sakatlanınca aslında ilk 11 çıktı ama ilk 11'de olmayacaktı belki yani, de. Evet. Yoktu zaten ilk 11 kadrosunda. Ferdi, Emre vardı orada. Aynen. Ferdi sonradan oyuna girdi. Şimdi ideal 11'ini bulamamış olması ve Ersun Hoca'nın özellikle Galatasaray maçından bu yana Tolga ve Ozan'la hatırla orada açıkları kapatarak gelmişti. Biraz daha konservatif, biraz daha tutucu, savunmayı düşünen, maç kaybetmek istemeyen, aman yukarıdan uzaklaşmayayım, aman ben bu yarışın içerisinde kalayım düşüncesi Fenerbahçe'ye bazı oyuncuların, daha hücum ağırlıklı, daha yaratıcı olacak oyuncularının kulübede kalmasına neden oldu. Bu Fenerbahçelilerin eleştirdiği ve bu Fenerbahçe için kötü görünen unsur bu.
Moses'tan verim aldı mı? Alamadı. Bir gol, bir asist. Kruse sakat, golü yok. Böyle de bir oyuncu Fenerbahçe'de iyi oynuyor gibi görünebilir ama Kruse'nin katkısı yok, Moses'in katkısı yok. Böyle iki tane katkısız oyuncuyla da Fenerbahçe'nin deplasmanlarda iş yapması çok zor. Ben şu verdiğin puan tablosunda Ersun Hoca'nın bir tutucu davranmasını, zirveden uzaklaşmamak için bazı oyuncularını feda etmesini, bazı mevkilerde, çok mevkide daha doğrusu, mevkinin asli oyuncusunu kullanmaması olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da Kruse ve Moses'ın performanslarını, belki birazcık Rodriguez'in performansını negatif olmasını etkilerim. Yani 3 tane neden var. Bunlardan bir tanesi oyuncuların performansı. Bu geçen sene de belki vardı. Ama asli mevkindeki oyuncuları koyup bir kadro istikrarı sağlamaması ve deplasmanlarda tutucu davranması. İç sahayla deplasmanı farklı oynuyor Fenerbahçe. Şimdi Galatasaray'ın fikstürüne bakıyorum. Bu kötü dediğimiz Galatasaray geldi, yine puan olarak kopmadı. Alanya ile oynuyor içeride. Zor maç ama içeride. Ankara Gücü içeride. Bak yıl sonuna kadar. Antalyaspor içeride. Bunlar biraz daha göreceli kolay maçlar. Bir dahaki sezon, bir dahaki yılın ve sezon arasının ilk maçı da Denizlispor maçı. Evet. Şimdi araya giderken Alanya, Ankara Gücü, Göztepe deplasmanı, Antalya maçı. Şimdi bu maçlardan 3'ünü 4'ünü kazanabilir Galatasaray. Yani zaten kazanması gerekir. İşi toparlayabilir. Evet. Fenerbahçe'nin fikstürü daha zora girdi. Zor zor. Yani Avrupa Kupası oynamayan bir Fenerbahçe'nin Kayseri deplasmanı, Sivas, Beşiktaş maçı var. Evet, hayır yani buraya yani gelene kadar, Kayseri deplasmanı, evindeki Antalya mağlubiyeti, Göztepe kolay bir deplasman değil ama bu beraberliği çok bu puanları arayabilir Fenerbahçe diye düşünüyorum. Ama bu arada şunu da eklemeden de edemeyeceğim. Bilmiyorum haberlerin içerisinde var mı? Yani şu penaltı mevzusu. Var, oraya geleceğiz. Oraya gelelim. Çünkü o zaman orada biraz konuşalım. Biraz Yanal'la ilgili senin de dediğin gibi bazı eleştiriler var. İşte koltuğu sallantıda olduğu gibi. Yani ben daha erken olduğunu düşünüyorum bunun. Ersun Yanal'ın da kredisinin olduğunu düşünüyorum. Ama yani sert haberler var. Hangi başarı mesela Fenerbahçe'nin rakamlarda ligin en iyisi olduğu söyleniyor da. İstatistiklerle konuşan Ersun Yanal'ın takımı Koku, Kuman döneminden sonra son 15 yılın en kötüsü oldu. Bundan bir sonraki arkadaşlar haber. Sarı lacivertler Yanal'la 33 deplasmanda 99 puandan 51'ine el salladı diyor. Yani özellikle deplasman karnesinin çok zayıf olduğu bu haberde, Hürriyet gazetesinin bu haberinde ortaya çıkmış. Yani koltuğu sallanıyordu. Koltuğu yani onun yerine şu anda bir seçenek ben var biraz, mı? Yani... Yok, ben onun biraz şu an acımasızca ve sert olduğunu düşünüyorum. Ben de yani bu kadar devamlı antrenör değiştirmemesi lazım Fenerbahçe'nin. Zaten ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum şu anda yakın zamanda. Ama kendisini de eleştirmesi lazım Ersun Hoca'nın da. Yani basın toplantılarında genelde futbol konuşulmuyor pek Fenerbahçe'nin basın toplantılarında. Bu açıdan bakması lazım. Ayrıca birazcık da bu kadar sık oyuncu değiştirdiği için kamuoyunu da yani kamuoyunu dinliyor. Tatmin edemiyor değil mi? Ya tatmin edemiyor ama kamuoyunu da dinliyor. Yani Deniz Türüç nerede, Deniz Türüç nerede, hoca Deniz Türüç'ü unuttun, Ferdi'yi unuttun dendi, Deniz Türüç. Belki zorunluluktan ama zorunluluktan yine de yani oynadı. Peki neden hep bize, bunu da verelim, senin bahsettiğin hakem hataları ile ilgili. Bir, neden hatalar hep bizim maçlarda oluyor? İki, galip geldiğimiz maçları yöneten hakemlerin tekrar atanmamasının sebebi ne? Rakipler için devreye giren var, bize gelince niye yok? Burada işte... Bir de 4 dakika 17 saniye hikayesi bu Rodriguez'in Göztepe attığı sonrasından VAR üzerinden geriye dönülerek penaltının iptal edilmesi. Ya ben Fenerbahçe'nin aleyhine bir şey yapıldığını düşünmüyorum bilerek özellikle. Ama Fenerbahçe'nin lehine de bilerek özellikle bir şey yapılmadı, yapılmıyor. Yani anlatabildim mi söylemek istediğimi? Ben yani senin söylemek istediğini anlıyorum, da acaba insanlar anlayabiliyor mu? Yani onu anlayamıyorum yani. Fenerbahçe'nin aleyhine bir şey yapılmıyor istenerek özellikle. Ama bir yandan da sanki Fenerbahçe'nin aleyhine, sanki Fenerbahçe'nin lehine bir şey yapılıyor veya yapılacakmış gibi bir ortam da oluştu. Yani Fenerbahçeli bir başkan var, federasyon başkanı Sayın Nihat Özdemir. O yüzden Fenerbahçe kullanacak. Fenerbahçe kullanıyor. Fenerbahçe'nin kullanmadığını veya hiçbir takımın kullanmadığını şu haftaya geldik. 11. hafta mı oldu artık? 11. haftada, 12. haftada, kaçıncı haftaysa
gördük değil mi? Hiçbir takım kollanmadı. Yani birine herkes şikayet ediyor zaten. Ya bir şikayet ediliyorsa veya iyiyse de iyi deniyor. Var kötü kullanılıyorsa kötü kullanıldığı söyleniyor. Fenerbahçe yani yöneticilerinde böyle bir alerji, böyle bir cevap verme isteğinin doğmasını ben haklı görüyorum. Neden? Çünkü Fenerbahçe'yi bu federasyon kollayacak. Fenerbahçe'nin sırası geldi. Bu sezon kesin şampiyon olacak. Ya Fenerbahçe'nin 20 yılda, algı oluştu diyorsun. 20 yılda zaten 3 tane şampiyonluğu var. Ya devamlı üst üste şampiyonluklar da kazanamadı Fenerbahçe. Yani hiçbir federasyon, hiçbir takımı öyle kolay kolay da alıp hakemlerle bütün sezon boyunca nasıl şampiyon yapabilir ki? Yani Beşiktaş başkanlığı yapmışsan Yıldırım Demirören vardı bu federasyonun başında. Beşiktaş da şampiyonluk kaybetti. Beşiktaş hakkıyla da şampiyonluk kazandı. Şampiyonlar Ligi'deki başarısıyla da bunu da taçlandırdı. Evet. O yüzden Fenerbahçeli yöneticilerde Fenerbahçe'nin bu sene şampiyon yapılacağı yönünde bir dedikodunun kamuoyunda dolaşmasının yarattığı bir rahatsızlık olmasını ondan dolayı çok anlıyorum ben. Bu da normal olarak karşılanabilir. Zaten geçen bu penaltı konusu bir kere çok problemli. Borussia Dortmund Inter maçın Borussia Dortmund Barcelona maçında aynısı maçı, evet, yaşandı. Hafta sonu Norwich Arsenal maçında oldu, tekrar edildi. Kaleci Kurul kurtarmıştı Aubameyang'ın penaltısını. Bu sefer ikincisinde gol oldu. Bu doğru karardı ama geçen hafta Farnol'ün çıktığı pozisyon da tekrar edilmeliydi. Standardı yok işte. Evet, mevzu bu zaten. Problem o. Evet. Bu kuralda da bir hata var. Yani hata derken kalecilere çok kötü bir kalecinin alanı daraltılmış durumda. Evet. Kaleci öne çıkmasın diye, kaleci büyük bir avantaj kazanmasın diye verilmiş bir kural. Ben bunu bunu da anlıyorum. Ama işte böyle bir tartışma ortaya çıkıyor. Burada şanssızlık Altay'ın çok hızlı oyunu başlatıp Fenerbahçe'nin bir de bununla golü kazanması oldu. Burada çizgi hakemi penaltıda gidiyor izliyor değil mi Kenan? Böyle evet, penaltıda gidiyor izliyor. Altay'ın ayaklarına bakıyorsa ve onun da önde olduğunu görüyorsa hemen durdurup aslında bu topu attırmadan da penaltıyı... Ama onlar zaten hiç topa girmiyor Özgür ya. İşte onu eleştirecektim. burada penaltı pozisyonları, gol pozisyonları VAR'dan tekrar çek edildiği için, kontrol edildiği için hakemler oynatmaktan evet, yana. Evet. Aman ben hata yapar mıyım diye. Ama sen gördün. Eğer çal yani onda. Basmadıysa, yani basmadıysa durdur orada. Aynen. Ki buna da engel ol. Ya bu konuda tabii VAR'ın ve bu protokolün hakemlerin elini zorlaştırdığını da farkındayım. Birazcık bunun dönüşünün gol olmuş olması bu olayı büyüttü. Kural doğru uygulandı ama o zaman geçen hafta da doğru uygulanması lazımdı. Fenerbahçe'nin de itirazı bu. Gitgide bu daha da doğru uygulanacak. Artık penaltılarda kesinlikle kaleciler çok daha dikkat edecek ve bir daha atlanmayacağına ben eminim. Ama işte böyle de tepkiler yükseliyor. Evet. En azından Fenerbahçe'nin kullanıyor diye düşünen bir kesim varsa futbol takip eden onların da bu görüşü tamamen herhalde kaybolmuştur diye düşünüyorum ben de. Devam edelim. Beşiktaş'ı hızlıca geçelim. Zaten bu akşam oynayacaklar Kayseri Spor'la. Beşiktaş Kayseri Spor karşısında olacak. Burak Yılmaz'ın da forma giymesini bekliyoruz. Ballon d'Or'la devam edelim. Kendi organizasyonumuzla sevgili Özgür. Hı hı. Ballon d'Or heyecanı var bu gece değerli izleyenler. Ve TV Spor 3'ten naklen ekranlarda olacak. İşte ayrıntılar. Ballon d'Or 2019 bu akşam sahibini buluyor. Dünya futbol kamuoyunun merakla beklediği Ballon d'Or ödül töreni bu akşam saat 20.45'ten itibaren TV Spor 3'ten naklen yayınlanacak. France Football tarafından her yıl geleneksel olarak dağıtılan ve bu yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödül töreni Paris'teki Châtelet Tiyatro ve Opera binasında gerçekleştirilecek. Dünya futbolunun bireysel olarak en prestijli ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or'u 2018 yılında Luka Modric kazanmış ve Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi'nin bu alandaki egemonyasına son vermişti. France Football 21 Ekim tarihinde 30 kişilik bir aday listesi açıklamıştı. Adaylar arasında ödülü 5'er kez kazanan Barcelona'dan Lionel Messi ile Juventus'tan Cristiano Ronaldo'nun yanı sıra Liverpool'da gösterdiği performans adından söz ettiren Virgil van Dijk de yer aldı. Lionel Messi eğer ödülü kazanırsa en fazla Ballon d'Or ödülü almış oyuncu olacak ve bu alanda Cristiano Ronaldo'yu geride bırakacak. Lionel Messi 2019 yılı içinde Barcelona forması altında 40 gol atıp 15 asist yaparken hem La Liga şampiyonluğunu hem de gol krallığını elde etmişti. 2019-2020 sezonu öncesi İspanya Süper Kupası'nı kazanan Messi, Arjantin'le Copa America 2019'da 3. sırayı aldı.
Ödülü Phil van Dijk'in alması durumunda ise 2006 yılında Ballon d'Or'a layık görülen Fabio Cannavaro'nun ardından ikinci kez bir savunma oyuncusu mutlu sona ulaşmış olacak. Bu yıl FIFA'da yılın en iyi futbolcusu Messi seçilirken UEFA'da yılın futbolcusu ödülünün sahibi ise van Dijk olmuştu. Ödül töreninin sunucuları bir dönem Galatasaray forması da giyen Didier Drogba ile muhabir ve sunucu Sandy Herbert olacak. Evet, keyifli güzel bir organizasyon. Ballon d'Or heyecanı da TV Spor'da olacak. Bu akşam 22.45 itibariyle 30 aday vardı ama en büyük iki favori şu anda Messi ve van Dijk. Gönlümüzden van Dijk geçiyor herhalde. Öyle mi? Yani ben sanki öyle hissediyorum. Öyle sanki futbolun adaletli yönü sanki biraz burada devreye girer gibi artık diyorum ama ya belli ben, olmaz. Ben çok seviyorum böyle ödül törenlerini. Tabii savunma oyuncunun alması çok alışılageldik bir şey değil. Cannavaro galiba almıştı. Bayağı oldu alalım. 2006 diye hatırlıyorum ben. 13 yıl geçmiş üzerinden. Kalecilerin, savunma oyuncularının hatta ayrılması gerektiğini söyleyenler var böyle ödül törenlerinde. Kalecilere ayrı bir ödül verilmesi gerektiğini söyleyenler var. Çünkü hani gol atıp maç kazandıran oyuncular çok fazla konuşulduğu için Messi ile van Dijk o yüzden aynı yerde ödül vermek, aday göstermek biraz haksızlık gibi oluyor. Ama ödül gecesi olarak bakarsak futbolun en üst düzey temsil edildiği yer. Böyle renkli, giyimiyle, kuşamıyla kesinlikle, değil mi? Açıklamalarıyla ses getiren bir kırmızı yer. Kırmızı halı heyecanını yaşayacak mıyız bu akşam? Yaşayacağız. Dolu dolu. Bol bol kırmızı halıda futbol insanlarını konuşacağız. Kadın futbolcular, erkek futbolcular. Drogba'nın sürüyor olması da belki evet, Türkiye'de ayrı bir ilgi uyandırabilir. Meraklı bekliyorum ben de kim kazanacak diye. Bir de grafik diye vardı değil mi bununla ilgili bir arkadaşlar? Onu da rica edebilir miyiz? İlker demin beni kazananlarla ilgili bir grafiğimiz vardı. Ama dediğim gibi yani kimin kazandığından bunlar çok bu gece güzel yani. Ya Paris'te şıkır şıkır. Cannavaro 2006'da mı almış? Verebiliriz buradan göreceğiz şimdi. 2006'da almış. Ondan sonra zaten en son sanırım Kaka alıyor değil mi? Kaka aldıktan sonra 2007'den sonra tamamen Ronaldo ve Messi, Ronaldo Messi, Ronaldo Messi evet. Ve 2018'de 10 Luka sene Modric bir evet 10 sene sonra egomonyaya son verdi. 10 yıl sonra yıkılmış. Ondan öncesi de çok güzel. Bak ondan önce 2008'den önce futbolun nasıl başka bir noktada olduğunu görüyoruz. Evet. Nedved, fenomen Ronaldo, Owen, Shevchenko, Ronaldinho, Cannavaro, Kaka, Figo 2000'lerde 2000'lerin başlarında oldukça eğlenceliymiş. Grupları da son 2 dakikamız kalmışken konuşalım. Euro 2020'deyiz ve A grubuna düştük. A grubunda İtalya, İsviçre ve Galler'le karşı karşıya geleceğiz. İlk maç Roma'da oynanacak. İtalya ev sahipliğinde açılış maçını oynayacağız. Bir sürpriz yapabiliriz. Belki yani bu ilk çekildiği andan beri biz burada konuştuk. Müjdat'la konuştuk. Sonra dışarıda Erman'ı gördüm. Onunla konuştuk sürpriz olur mu diye. Nihat'ı gördüm. O da aynı şeyi söyledi. Şenol Güneş de aynısını söyledi. Yani Roma'da açıyoruz. İlk maç sürpriz olma avantajımız var. Sonraki iki maçın da Bakü'de olması bizim için çok daha büyük bir avantaj. Yani ev sahibi sayılırız herhalde kardeş ülkede. Çok güzel oldu. Ben açılış maçının mesela Hikmet Hoca'yı dinledim. Açılış maçını keşke biz oynamasaydık şeklinde konuştu. Farklı görüşler var ama ben açılış maçının güzel anlamlı bir maç olduğunu düşünüyorum. Bazen iyi olmuyor açılış maçları. Bazen de çok heyecanlı olur. Turnuvanın böyle karakterini verir size. Açılış maçında İtalya ile oynamak bence çok iyi bir motivasyon. Ben onu olumlu görüyorum. Sonraki iki maçımızı Azerbaycan'da oynamamız da hayli güzel. Kesinlikle bizim lehimize olacak tribünler. Kendimizi rahat hissedeceğimiz bir yer. İki tane antrenör, bir tanesi Petkovic, bir tanesi Mancini, biri İsviçre'nin başında, evet, biri İtalya'nın başında. Yolu Türkiye'den geçmiş antrenörler. Bir de Ryan Giggs buraları iyi bilir. Evet, o da oyuncu olarak buraya geldi. Şenol Güneş'le birlikte öyle bir rekabet de var grubun içerisinde. Ben dördüncü torbadan zor bir takımın geldiğini düşünüyorum. Yani Galler dediğimiz zaman birazcık yani böyle Premier League'den çıkabilecek böyle üçüncü. Yani oyuncuların saydığın zaman üçüncü bir takım. İyi, kompakt bir yapısı var Galler'in. Premier Lig'in üçüncü takımı gibi mesela. Zor, tempolu bir takım. İtalya 9'a 9 yaptı galiba. Bir önce Dünya Kupası'na gidememişti. İsveç'e elenmişti. Tulum çektiler bu grupta. Zor olacak tabii ki. İsviçre biraz daha bize kolay gibi görünüyor bence. Yani çok kolay olmasa da bir üzerlerinde gözüküyoruz, evet, öyle diyelim. Ama sonuçta Avrupa Şampiyonası'nda biliyorsunuz üçüncüler de en iyi 4 tane üçüncü de gruptan çıkacak. Evet. Bu da önemli. Yani bir 4 puan alabilirsek eğer İsviçre'yi mağlup edip bir İtalya bir Galler beraberliğini alabilirsek veyahut da 2 maçı kazanabilirsek biz bu gruptan çıkarız. Umarım bu heyecanı hep birlikte yaşayacağız. Daha sık sık konuşacağız zaten bunları. Değerli izleyenler, bültenimizi burada noktalıyoruz. Özgür teşekkürler. Ben teşekkür değerli ederim. İzleyenler, sizler de bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.